Biz buna karşı mücadele edeceğiz. Başımız dik, olumluyuz. Kendi dilimizden, kılık kıyafetimizden hicap duyacak, onları bir suç unsuru görecek değiliz. Dilimiz bizim duygumuzdur, düşüncemizdir, hissimizdir, duygumuzu anlattığımız şeydir. Dilimizi de yasaklayamayacaklarına göre, ruhumuzu da, duygumuzu da yasaklayamayacaklarına göre bu operasyonların hepsi boşa çıkacak. Ümit ediyoruz ki başta kızların olmak üzere tutuklanan bütün arkadaşlar, bütün Kürt gençleri, anaları, kızları, çocukları hepsi serbest bırakılır. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Bu sonuç gözaltı. Aslında hani bunu kalanlara mesaj veriyorlar. Sadece gözaltına alıp tutukları kişilere değil. Bu yüzden bize böyle toplumsal bir tepki gösterenler alındı. Yapılacak yani. Ben de tutukları yanmaya bakmam. Hani bana öyle söylediler. Açıkça dedi, çok tepkilemişler bize. O yüzden tutuklamak zorunda kaldılar. Ülke sosyal medyada. Faşist kamuoyu baskısına dayanamayız demiş herhalde. Valla. Sadece basıyla. Size ev hapsi verilmiş. Üç kızınız da şimdi cezaevinde. Gösterilen gerekçe de düğünlerde, düğünde halay çekmek ve Kürtçe müzik söylemek. Mersin'de başlayan, Siirt'te, Doğu Beyazıt'ta yaygınlaşan çok yerde böyle operasyonlar var. Şimdi İstanbul'dan bazı haberler aldık. Oradaki yine düğün görüntüleri, araba kullanan bir kadının Kürtçe müzik söylerken ya da farklı bir müziği söylerkenki görüntüleri, bunları suç addedip şimdi operasyon yapıyorlar. Bu Türkiye'yi 90'lı yıllara götüren bir uygulama. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Bugün buna karşı bizler DEM Parti olarak dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizlerle de dayanışma içindeyiz her daim. Hukuk desteği, toplumsal mücadele her anlamda birlikteyiz. Bugünden itibaren de bugün akşam üzeri zaten birçok ilimizde her yerde bütün halkımız olduğu yerden Kürtçe müzik söyleyecek ve halay çekecek. Kürtçe müzik, Kürtçe kültür, sizin gelenek ve görenekleriniz, kılık kıyafetiniz suç değil. Bugün Türkiye'de nasıl zeybek oynanıyorsa, nasıl horon tepiliyorsa, nasıl çifte telle oynanıyorsa, misket oynanıyorsa sizin düğünlerinizde yaptığınız kendi kültürünüz, gelenek ve göreneğinizdir ve bunun aynısıdır. Bundan farklı değerlendirilemez, ele alınamaz. Ancak burada çok ciddi bir Kürt düşmanlığı ve Kürtçe diline düşmanlık, bunun şu anda bedeli size ödetilmek isteniyor, halka ödetilmek isteniyor. Biz buna karşı mücadele edeceğiz. Başımız dik, onurluyuz. Kendi dilimizden, kılık kıyafetimizden hicap duyacak, onları bir suç unsuru görecek değiliz. Dilimiz bizim duygumuzdur, düşüncemizdir, hissimizdir, duygumuzu anlattığımız şeydir. Dilimizi de yasaklayamayacaklarına göre, ruhumuzu da, duygumuzu da yasaklayamayacaklarına göre bu operasyonların hepsi boşa çıkacak. Ümit ediyoruz ki başta kızların olmak üzere tutuklanan bütün arkadaşlar, bütün Kürt gençleri, anaları, kızları, çocukları hepsi serbest bırakılır. İnşallah. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun.